Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel. Mutlaka denemelisiniz diyorum ama tarifime geçmeden önce size küçük bir özet dinletmek istiyorum, göstermek istiyorum. Evet, bence de harika değil mi? Aynı fikirdeyiz. Şimdi geçiyorum tarifime. Sosumuzu yapacağız ilk önce. Bunun için gerekli malzemeler 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta bütün halde, 1 su bardağı da maden suyu, sade olarak tabii ki. Ve 1 çay kaşığına yakın, yani 1 çimdik tuza ihtiyacımız var ve yufkalarımızı bir kısmını ıslatmak için sıvı yağa ihtiyacımız var ama onu ayrı tutuyoruz. Şimdi çırpma kabıma maden suyu, süt, sıvı yağ, yumurta ve tuzumu da ekleyerek güzelce çırpıyorum. Tuzumu dediğim gibi bir çimdik kadar, yani bir çay kaşığını doldurmayacak şekilde hepsini birlikte güzelce çırpıyorum ve sosum hazır hale gelecek. Bu sosu tüm böreklerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir sonuç alacağınıza garanti verebilirim. Böyle pufidik pufidik harika kabaran börekleriniz olur yani bu sos ile birlikte. Şimdi sosumuz hazır. Bir kenara alıyorum. Bu böreğimizde sadece baklavalık yufka kullanacağız. Evet, doğru duydunuz. Sadece baklavalık yufka. Bir paket kullanıyorum. Avrupa'daki paketler 470 gram arkadaşlar. Sanırım yanlış bilmiyorsam Türkiye'dekiler 800 gram diye biliyorum. Eğer öyleyse sizlerde iki tepsi çıkar. Ben de bu paket ile bir tepsi börek çıktı. Özellikle bu tarif tüm Avrupa'daki arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü taze yufka bulmak burada çok zor ama bu baklavalık yufkalar bulunuyor Allah'tan. Yani o konuda biraz şanslıyız diyebilirim, iyi ki de yani. O yüzden baklavalık yufkayla harika börekler yapabilirsiniz. Şimdi göz kararı yarısını ayırdım. Diğer yarısını da kurumaması için bir beze sardım. Şimdi ilk yufkamı masama alıyorum. Ve en başta göstermiş olduğum sıvı yağ ile biraz yağlıyorum yufkamı. Çok aşırı yağlamayın çünkü baklava yufkası zaten kendinden yağlı. Sosumuzda da yağ var. Yani böyle aşırı yağlı bir börek olmasın. Zaten sadece bu ilk iki yufkayı her börek için toplamda 5 yufka kullanacağız. İlk ikisini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Diğer üçünü ise hazırlamış olduğumuz sos ile buluşturacağız arkadaşlar. Yani çok kolay. Sadece ilk iki yufkayı sıvı yağ ile, diğer üstündeki üç yufkayı da sos ile ıslatacağız. Bunu unutmayın, yani tek püf noktası bu. Çünkü direktmen yufkalarımızı ıslatırsak baklava yufkası çok ince olduğu için mümkün değil, saramazsınız. Dağılır yani sos ile ıslatırsanız. O yüzden en başta ilk iki yufkayı sıvı yağ ile yağlayın. Ve bu sayede böreklerimiz piştiğinde böyle milföy görünümlü olacaklar. Çok güzel. Gerçekten şaşıracağınız bir sonuç. Eğer bu böreği daha önceden yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Gördüğünüz gibi üçüncü yufkamı serdim ve sos ile ıslatıyorum. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben ilk başta biraz böyle kepçeyle, kaşıkla döktüm. Ama fırçayla ıslatmak yeterli. Çünkü daha sonraki koyduğum yufkalar bayağı bir ezildi yani. Yumuşadı yani daha doğrusu. Böyle fırçayla ıslatmanız yeterli. Ama püf noktası her yeri ıslanmış olmalı. Sosun değmediği yer kalmamalı. Dördüncü yufkamı da koydum. Gördüğünüz gibi biraz yırtılmalar oldu benim yufkamda. O yüzden dediğim gibi fırçayla ıslatın siz. Zaten son katını gördüğünüz gibi fırçayla ıslattım.
her yerini, özellikle kenarları dahil, güzelce ıslatmaya özen gösterin. Daha sonra yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Baya büyük börekler oluyorlar arkadaşlar. Bu arada yani küçük minik börekler değil. Tabii ki de şekli size kalmış. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ben beyaz peynir kullandım. Ama dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patatesli de harika oluyor bu börek. İki kenar ucuna da peynirimden koydum. Ve gayet normal, böyle gevşek ve asla sıkı olmayan şekilde rulo yapıyorum. Kesinlikle sıkı sarmayın. Yani normal gelişi güzel sarın. Bu şekilde. Bu şekilde bu börekleri hazırlayıp tepsinize koyun ve üzerine sosunu dökmeden derin dondurucuya atın. Dilediğiniz zaman da çıkartıp hala buzluyken hiç çözdürmenize gerek yok. Aynı sostan veya buzdolabınızda bulundurun veya hemen 2 dakikada çırpıp üzerine dökün sosundan biraz ve fırına verin. İnanılmaz pratik ve kurtarıcı bir börek arkadaşlar. Ben aynı gün pişirdim ama dediğim gibi buzluğuna hazırlık yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu tarifimi deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Az önce dediğim gibi püf noktası 5 adet yufka kullanıyoruz her börek için. Ve ilk 2 yufkayı sıvı yağ ile ıslatıyoruz. Diğer 3 yufkayı da sos ile ıslatıyoruz. Bunu karıştırmayın lütfen. Mutlaka derin dondurucuda bulundurulması gereken bir tarif diye düşünüyorum. Çünkü yiyenlerden tam not alan bir börek. Etkisi büyük yani. Evet, tüm böreklerim bu kadar çıktı benim. Şimdi tepsiye dizdikten sonra keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. Bu böylelikle kabarınca çok güzel bir görüntü olmuş olacak bu sayede. Bıçağınızın keskin olmasına dikkat edin tabii ki. Çünkü yufkalar oldukça narin. Bir de ıslatıldığı için. O yüzden nazik bir şekilde çizikler atın. Ve bu sayede üzerine dökeceğimiz sos da aralarına tekrar girmiş olacak ve bu sayede böreklerimiz çok daha güzel kabaracak. Şimdi fırçayla kalan sosumdan üzerine gezdiriyorum. Fırçayla sürmeniz yeterli ve kaşık kaşık dökmenin manası yok. Gördüğünüz gibi zaten hemen akıyor sosumuz. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isındı. Isıtılmış fırına veriyorum. Ben bu tepside en alt rafta pişirdim. Pişiriyorum daha doğrusu tüm hamur işlerimi. Böylelikle altı çok güzel kızarmış oluyor. Pişme anını da sizlere sunmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Benim böreklerim tam 20 dakikada kızardı. Ama süreye takılmayın. Altı ve üstü güzelce kızardığından emin olun. Öyle çıkartın fırından. Gördüğünüz gibi nar gibi güzelce kızardılar. Haliyle sosumuz da biraz yandı ama hiç sorun değil. Böreklerimizde asla yanma yok. Gördüğünüz gibi bence harika oldular. Bu tarifim hakkında gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizlere bir tanesini göstereyim. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdiden deneyip yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.